Herkese merhaba. Futbol Menajer Mobile'da Türk Gücü Münçen kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki maçımız Leipzig'de olacak. Son 5 maçlarında bir mağlubiyetleri, 4 galibiyetleri var. Biz birlikte 4 maç oynadık. 2 mağlubiyetimiz ve beraberliğimiz, bir galibiyetimiz var. İlk 2 maçtan puan kazanamamıştık. Son 2 maçımızdan 4 puan kazandık. Sırada Leipzig'le yapacağız. Hemen rakibi bir inceleyelim. Gelecek maç dedik. Tahmini 11 dedik. Evet forvette Luis Suarez var. Ee, sağ kanatta Skov var. Ee, sol kanatta Gonzalo Guedes var. Yani tanıdığım isimler bunlar. Ee, Sesenyon var sol bek Onu tanıyorum. Ee, diğer oyuncuları tanımıyorum. Ee, takım raporuna bakalım. Evet bizim için hiçbir olumlu yan yok. Bu maç için. Hiçbir avantajımız yok. Ee, Leipzig'de Bundesliga'da birinci sırada. Nasıl birinci sırada oluyor abi. Fortuna Diesel horfa tıkladık yani işte bir dakika. Evet, 4 maçta 12 puan toplamışlar. Borussia Dortmund dördüncü maçını oynamamış. Ondan 9 puanları var. Bayern de 4 maçta 3 galibiyet, bir mağlubiyet almış. <laughs> Lider şu an Leipzig. devam diyelim. Lidere karşı oynayacağız. Emre Emran Gedikli haftanın takımına seçilmiş ve de haftanın oyuncusu ödülünü kazanmış. son maçımızda galip gelmiştik. Ee, ve bu galibiyette de önemli rol sahibi olan isim Emran Gedikli'ydi. Ee, bu performansıyla hem haftanın takımına hem de haftanın ilk 11'ine girmiş. Ee, evet şuradan taktiğimize bakalım. Evet sol kanada Muhammed Gümüşkaya'yı alacağız tekrardan. Ee, Gümüşkaya'yı alamıyoruz pardon çünkü sakatlığı devam ediyor. Onun dışında her zamanki kadromuz bir değişiklik yapmıyoruz. Ee, oyun şeklimizde takım mentalitemizi kontrole çekiyoruz. E, yaratıcılık özgürlüğünü disipline çekiyoruz. pres her yerde devam, paslaşma tarzını da e, karışık yapalım. Ya da direkt karışık yapalım karışık. Evet dedik ve bu videodaki ilk maçımıza başlıyoruz. Rakipte iki eksik var Saracchi ve Lienhart. Bizde de Muhammed Gümüşkaya eksik. Onun dışında eksimiz yok. E, maçımıza başladık liderle karşı karşıyayız. Deplasmanda oynuyoruz. Zor bir müsabaka. E, Çalanoğlu'nun şutu kaleciden döndü. Ataklarımız devam ediyor. Maça etkili başlayan taraf biziz. Favori Leipzig olmasına rağmen maça etkili başlayan taraf biz olduk. Şimdi de rakibin bir hata var. Evet ilk ataklarında golü buldular Luis Suarez le. Oğlum bu bizim bildiğimiz Luis Suarez değil lan. Bu Kolombiyalı Luis Suarez. Ben Uruguaylı Suarez zannettim. Bu Barcelona'da falan oynayan şu an Atletico'da olan Luis Suarez zannettim. O değilmiş. Kolombiyalı bir Luis Suarez'miş. Ona da aklıma gelirse maçtan sonra incelerim. Bu arada bir birlik eşitliği yakaladık. Yunus Akgün'ün 43. dakikada attığı golle. Şuradan baksak geçmişini göremiyoruz. 29 yaşındaki e, Kolom, e, Kolombiyalı forvet. Yani çok ahım şahımın da özellikleri yok. Ama değeri bayağı yüksek abi. 43.5 milyon euro değeri var. Bizim forvetlerimiz daha iyi anasını satayım. Bizim oyuncuların değeri niye bu kadar düşük? Evet soracağın soruya Kadir adam Leipzig'de oynuyor. Sen Bundesliga'ya yeni çıkmış bir Takımsın. Ondan dolayı öyle. Takımın itibarı düşük. Abi etkili noktadan serbest vuruş kullanıyoruz. Kökçü'nün şutu 2-1 öne geçtik. Lider karşısında 2-1 öne geçtik arkadaşlar. 52. dakikada 52 numaralı 52 numara formalı Orkun Kökçü'nün serbest vuruştan attığı golle 2-1 öne geçtik. Evet maç bizim için çok iyi geçiyor. İnşallah son 25 dakikada skoru korursak 3 puan alacağız. Abi kurtardı Bilgin. Suarez'in şutunu kurtardı. Rakibin hata devam ediyor. Son 20 dakikaya giriyoruz. Şuradan oyuncu değişikliği yapsam mı? Kontraya alayım diyeceğim. Zaten kontrada oynuyoruz. E, oyun şeklimizde başka bir değişiklik yapabilir miyiz? Her yerde presi devam ettirelim abi. Bu şekilde iyi gidiyor. Normalde öne geçtiğim maçlarda kendi yara alanımızda diye düzeltiyorum onu ama her yerde presimiz devam etsin. Belki 3. bölgede e, presimizde topu kaparız. Farkı belki 2'ye çıkartırız. Burada pas odamız her iki kanat olarak kalmış. Bunu karışığa çekelim. sonra da dizilişte bir oyuncu değişikliği yapalım mı? Bakalım şeyi puanı kötü olan Halil İbrahim Senç var ve Emran Gedikli var. Geçen hafta haftanın takımına seçilen Emran Gedikli bu maçta etkisiz. Onun yerine Malik Batmaz'ı alıyorum oyuna. Fırsatçı golcü rolünü alıyorum. Sürdür diyoruz. Evet, son 15 dakika kaldı. İki birlik üstünlüğümüz devam ediyor. Hadi oğlum. Oğlum lideri yeneceğiz şakama kalan. 4 dakika uzatma verdi hakem. Yılmaz Çalanoğlu orada top kaybı yaşadık. Aman aman Asan uzaklaştırdı. Bayram. Evet serbest vuruş kullanıyorlar. Guades içeri doğru bir orta Yılmaz. Saniyeler kaldı artık maçın bitimine. Ve ve bu arada anneannem girdi içeri. <laughs> Evet. İki <laughs> 1. Evet 2-1 kazanıyoruz. Lider karşısında deplasmanda 2-1 galip geldik. Luis Suarez'li 23. dakikada 1-0 öne geçmişlerdi. İlk yarı bitmeden Yunus Akgün eşitliği yakaladık ve ikinci yarının başında Orkun Kökçü ile öne geçtik. Maçın devamında daha gol olmadı ve 2-1 kazandık. maçın yıldızı Yunus Akgün. Devam diyoruz, devam diyoruz. Evet. Leipzig ikinci sıraya gerilemiş. Biz kaçıncı sıradayız? 11. sıradaydık yanlış hatırlamıyorsam. Haftanın takımına seçilmiş Yunus Akgün'le Can Haftanın oyuncusu Hanover'den bir isim olmuş. Sıradaki maçımız Schalke ile olacak. 15. sıradalar. Evimizde oynayacağız bu karşılaşmaya. Ee, hemen rakibi bir inceleyelim. Schalke. Tahmini 11'lerine baktığımızda. E, Suat Serdar hala şeyde. Schalke'de. Abi Suat Serdar aslında kadromuza katabilirdik. ya oyuncuyu gözlediğim. Yani dayanıklılık güç 16, takım oyunu 16, hareketlilik 16, top kapma teknik 14. Yani bayağı iyi bir oyuncu. Suat Serdar zaten serdor diyorum. Serdar e, potansiyeli olan bir oyuncuydu. Uzun yıllardır zaten şalkede forma giyiyor. Hala da şalkeyi bırakmamış. Belki devre arasında ya da seneye e, bir teklifte bulunabiliriz Suat Serdar'a. Onun dışında e, başka da şu Raman'ı duymuştum sanki, görmüştüm. Evet, Benito Raman... E, bu da zaten Şalke'nin oyuncusu. Oradan biliyorum. Bir de Rotundo'yu biliyorum herhalde. Bakayım Rotundo. O mu acaba? O değil herhalde. O benim bildiğim Rotundo değil. Bir tane orta saha vardı. Onun dışında kadro tamamen değişmiş Şalke'de. Gerçek hayatta da çok kötü bir formları var Şalke'nin. Yani çok kötü gidiyorlar. Oyunda bu oyunda da şu an 15. sıradalar. Bu oyunda da çok iyi gittikleri söylenemez. şuradan taktiklerden şey yapalım. Muhammed Gümüşkaya'yı tekrardan oyuna alalım. <laughs> Alamıyoruz yine. Çünkü sakatlığı hala devam ediyor. E, bu maça e, geçenki taktiksel dizilişte mi çıkalım? Hani pardon, taktiksel diziliş demeyeyim de şöyle diyeyim. Takım mentalitesi kontrada mı çıkalım yoksa kontrolü mü çıkalım? Dizilişimizde zaten bir fark olmayacak. E, çoğu maça artık yeni sistemimiz bu. Eski sisteme geri döndük. 4-2-3-1'li sistemden 4-1-2-2-1'li sisteme döndük e, tekrardan. Ee, o alt liglerde oynadığımız zaman en son ya oğlum ne açıklama yapıyorsun hadi bu kadar şeye gerek yok. Yani geçen sezon 4-2-3-1 oynamıştık ya artık bu sezon artık bunu oynayacağız. Bunu da söylememe gerek yok zaten lig başladı başladı böyle oynuyorum yani söylememe gerek yoktu ama uzattım her neyse. Ee, oyun şeklimizde işte takım mentalitesini kontrolada devam ettirelim kontrole mi alalım bence kontrolü alalım o büyük takımlara karşı kontrol oynayalım onun dışında kontrolü de devam edelim yaratıcılık özgürlüğümüz dengeli olsun. Tekrardan her yerde presimiz devam etsin. Paslaşma tarzımız direkt olsun. Bu da karışık olacak. 2-3 maçta her iki kanatta kalmış. Ama rakip bin avantajlı dezavantajlı yönüne bakmadık. Çok genç kadroları varmış. Çok yaratıcı oyuncuları varmış. Bunlar bizim için eksi yönler. Artı yönlere bakacak olursak teknik yetenek açısından eksikler. Önemli anlarda karar verme konusunda biraz yetkisizler. Bu sezon ligde sadece bir asit yapmış. En çok asit yapan oyuncusu. Evet devam diyoruz bu videodaki ikinci maçımıza çıkıyoruz. David Neres, Lucas Torreira abi. Valla kadrolarında tanındık isim yok dedik de iki tane önemcileri, önemli oyuncuları yok. David Neres ile Lucas Torreira abi onlar olsaydı çok farklı olabilirdi bu maçta. Allah'tan yoklar. Bu bizim için bir avantaj. İnşallah bu avantajı değerlendiririz. Evet maça etkili baştan taraf biz olduk. 53'e 47'lik topa sahip olmada üstünlüğümüz var. Şutlarda altı ya 0'lık üstünlüğümüz var. Rakibin ilk yarıda bize şutu yok. 10 şuta yükseldik ilk yarıda. Ama golü bulamadık. Devam diyelim. Evet ikinci yarıya başladık. Rakibin hata var. Kökçe orada uzaklaştırma çabasında kalecimiz kurtardı topu. Rotundo bize orada foul yaptı. Sarı kartı gördü. Evet topa sahip olmadaki üstünlükte öne geçen taraf Şalke oldu. 53'e 47 bu sefer üstün olan taraf Şalke. Şutlardaki üstünlüğümüz devam ediyor. Maç 86. dakikaya geldi artık. Hani abi gol bulunda ben şimdi değişiklik yapacağım. Onu yapana kadar oyuncu sınana kadar maç bitecek. Ondan dolayı şey yapmıyordu yapmadım değişikliği. Bilgin'e şut geldi kurtardı. Bozdanın önüne top vardı. Orada rakip kaleci tuttu. Abi yenebileceğimiz bir maçtı ama berabere kaldık. Olsun, yapacak bir şey yok. E, ama yenebileceğimiz bir maçtı gerçekten. E, son 2-3 maçtır iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen fikstüre bakalım. Bu son 4 maçımız yenilmiyor. SoFenen maçıyla başladı bu seri. 4 e, maçtır yenilmiyoruz. SoFenen'la berabere kalmıştık 2-2. Geçen videonun son maçında Azburg'ü 3-1 yenmiştik. Bu videonun ilk maçında Leipzig'i 2-1 yendik. İkinci maçımızda da Schalke'yle 0-0 berabere kaldık. Sıradaki iki maçımız da tanıdık isimler. Geçen sezon bu Bundesliga'da beraber mücadele ettiğimiz iki takımla mücadele karşılaşacağız. İkisi de bizle beraber üst lige çıkan takım. Yani bizle hemen hemen aynı seviyede olan iki takımla mücadele edeceğiz. Devam diyelim. Devam diyelim. Haftanın takımına seçilen oyuncumuz yok. Haftanın oyuncusu olan oyuncumuz da yok. Serdar Saatli'ye teklif gelmiş 450 bin euroluk. Abi iyi oyuncu ama bizim zaten çok stoperimiz var ya. Bence satalım. Oyuncunun geleceğiyle fazla oynamayalım. Belki başka takımda gelişir. Teklifi yükselttik ama kabul etmediler. 475.000'e çıkmış. 25.000 yükselmiş. Ee, kabul ettik. Teklif kabul edildi. Evet. Serkan Hasan dil konusunda şey yapmış. Serdar Saati buna daha önceden de teklif gelmişti sanki. Çalışma izni alamaması nedeniyle iptal olmuştu. Bu transfer de bu nedenle iptal oldu olsun tam saatçi kadromuzda kalmaya devam etsin. Evet, Billfield'la oynayacağız şimdi. Deplasman'da oynayacağız bu karşılaşmayı. Ee, gelecek maç tahmini 11. Evet, kanatlardan oynayacağız bu maçta. Ee, Forvet'te Güven Yalçın var tanıdık isim olarak. Ee, onun dışında bu kadrodan e, Macit Hüseyin'i tanıyorum. Başka da oyuncu tanımıyorum. Avantajlı olan taraf biziz. Ee, kanatları yetersiz. Ee, bunu değerlendirelim şuradan e, hücum şeyinde pas odamızı her iki kanat olarak değiştirelim. E, dizilişte sol kanada e, tekrardan abi yine Muhammed Gümüşkaya iyileşememiş ya Çalanoğlu ile devam abi Çalanoğlu ile devam. Onun dışında değişiklik yapmıyoruz. Devam diyoruz. Bu videodaki 3. maçımıza çıkıyoruz. 4 maçtır yenilmiyoruz. İnşallah bu maçta da bu seriyi sürdürürüz. E, lideri yendik biliyorsunuz. Ama ardından 15. sıradaki ekiple berabere kaldık. Üstün olan taraf da bizdik. Rakip neredeyse bizim yarımız kadar bile şut çekememişti ama sonuç olarak onlar da gol atamadı. Biz de gol atamadık. Çok fazla şutun bir önemi yok. Burada önemli olan bu oyunda e, skorda üstünlük sağlamak. Yılmaz Gedikli'nin önüne doğru Gedikli karşı karşıya kaçırdı. Evet önemli bir fırsatı kaçırdı Gedikli. E, son iki maçtır zaten formu düşük. Rıdvan orada kart görebilirdi ama uyarı verdi Hakem. Evet ardından rakip golü buldu. 40. dakikada 41. dakikada 1-0 öne geçtiler. Topa sahip olmada şutlarda üstünlüğümüz var. Adamlar bir kere geldi bir kere geldi. Gelir gelmez de attılar golü. Ama biz 5 kere gitmişiz atamamışız. Çalanoğlu orada topu kaptı. Gedikli gedikli ikidir karşı karşıya kaçırıyor abi. Abi bak yenilmezlik serimiz var 4 maçlık. Bu maçta kaybetmeyelim şu seriyi bozmayalım abi hadi. Bulun şurada golü ya. Emrah'ın 2 maçtır yok piyasada ya. Yunus da bu ara sessiz. Rakibin hata yandan avuta gitti. Bilgin kaleci vuruşunu kullandı. 80. dakikaya geldik artık. Abi ne değişikliği yapayım ben daha yani. 81. Evet Emrah'ını çıkartıyorum abi. Biraz geç oldu bu değişiklik ama ee, Emrah'ın yerine Malik Batmaz'ı aldım. Fırsatçı golcü rolünde. Orkun Kökçü'nün yerine de Yusuf Yazıcı'yı alıyorum. Ee, bir de başaranı alıyorum sağ kanada. Ofansif oyun kurucu rolünde oynuyormuş kanatta. Kanatta ofansif oyun kurucu. Bir farklı her oyuncu böyle değil. Normalde ya iki yönlü kanat oluyor ya kanat forvet oluyor ya kanat oyuncusu oluyor. Bu kanatta oyun kurucu rolünü üstleniyormuş. Mevkisi oymuş, rolü yani oymuş. Hala golü bulamadık arkadaşlar. Çok az bir süre kaldı. Abi gelmiyor gol. 4 dakika kaldı. Atamız var. Malik orada penaltı mı kazandık? serbest vuru çok etkili noktadan yazıcının şutu savunmadan döndü. Belki Orkun Kökçü çıkarmasaydık orada golü yapacaktı ama çıkardık. Evet. Evet. Dört maç aranın ardından mağlubiyetle tanıştık. Maalesef ki. bir e, Billfield'a deplasmanda 1-0 mağlup olduk. 12. sırada şu an ligde. Çok kötü de gitmiyoruz. Çok iyi de gitmiyoruz. Evet sıradaki maçımız evimizde olacak. Darmstadt'la oynayacağız. Emin Bayram 10 günlük sakatlık sürecine girdi. Onun yerine e, Fatih Kızılkaya'yı mı alacağız? Ravil Tagir'i mi alacağız? Bayram düz koşulara başladı. Acaba maça yetişebilecek mi? Evet devam diyelim. Maç günü şuradan şöyle yapalım abi. Gelecek maç. Evet Salih Özcan'ı tanıyorum rakipte. Onun dışında hiçbir oyuncuyu tanımıyorum. Takım raporu evet. E, artı yönleri Fazla olan biziz. Rakibin sadece iki artı yönü var. Bize karşı. Disiplinli bir oyuncu grubuna sahipler. Ligdeki en iyi ceza istatistiklerine sahiplermiş. Ligde şu an 16. sıradalarmış. Evet. Emin Bayram'ın ufak bir sakatlığı var. Onun yerine oyuna e, Ravil Tagiri mi aldım? Ravil Tagiri aslında kiralasaymışız iyiymiş ya. Ravil Tagiri çıkardım. Kızılkaya'yı aldım. Emin Bayram'ın yerine. E, Ravil Tagiri de 7'ye alalım. Onun dışında yedeğe Gümüş Kaya'yı da alalım. Tagir'in şey Emin Bayram'ın yerine onu sakatlı sürüyor diye. Gümüş Kaya 2-3 maçlık aranın ardından e, tekrardan ilk 11'e girdi. Evet. Oyun şekli. Şuradan hücumda Pasudan'ı Karışı'ya aldık tekrardan. Evet dedik. Bu videodaki dördüncü maçımız yanılmıyorsam. Bir galibet, bir beraberlik, bir mağlubiyetimiz var. 3 e, sonucu da yaşadık bu videoda. Bakalım dördüncü maçımızda nasıl bir sonuç alacağız. 1-0 geriye düştük maçın henüz ikinci dakikasında. Evimizde oynuyoruz. Avantajlı olan artıları olan taraf biziz ama 1-0 geriye düştük maçın başında. Daha tabi maçın %10'luk kısmı olduğu için. Ama kötü bir başlangıçta kötü oluyor tabi. Orada top kazandık Kökçü, Akgün, Gedikli. Bozdağ'ın orada topu kapamadı. Evet. iki dakika uzatma geldi ilk yarının sonuna Evet 1-0 geride kapattık ilk yarıyı. Abi Emrah'a ne oldu? Yunusa ne oldu ya? Oynayamıyorlar abi artık ya. Vallahi 4 maçlık güzel seri yakaladık dedik. Ağzımızı açtık ondan sonra yenildik bir önceki maçta bu maçta da bir 0 gerideyiz. Yani hiçbir atraksiyon yok abi. Hiçbir şey yapamıyoruz ya. Vallahi şutlarımız 8 bir tane etkili şutumuz yok neredeyse ya. Kaleye bulan iki şutumuz varmış. Onlar da gol olmamış. Hadi abi hadi ya. 86 oldu. Yok ya. Yok çaresi ya. <laughs> hadi oğlum. Beraberliği bari yakalayın. Kaleci kurtardı yine ya. Vallahi billahi. 6 dakika uzatma geldi. Savunma uzaklaştırdı. Kornel vuruşunda, köşe vuruşunda. Evet. Bir dakikadan az süre kaldı artık. Bilgin uzun oynadı. Yılmaz Gümüşkaya içeri doğru ortaladık. Savunma girdi araya ve maç bitti. Evet, 4 maçlık yenilmezlik serimiz var dedik ve ardından oynadığımız 2 maçtan da eee mağlubiyetle ayrıldık. Ve kolay dediğimiz 2 maçta mağlubiyetle ayrıldık. Çünkü bize yakın olarak gördüğüm 2 takımdı. Bizim seviyemize yakın olarak gördüğüm 2 takımdı. Çünkü onların ikisi de bizle beraber yeni çıkmıştı e, Bundesliga'ya. Ama iki maçtan da maalesef ki mağlubiyetle ayrıldık. Evet. Sarıkaya bir farkındalık yaratacağına yorumları görmezden gel diyelim. Evet. Sıradaki maçımız e, Verder ne olacak. Bu videodaki son maçımız e, rakipte tanıdık isim çok yok. Çok yok dediğim hiç yok neredeyse tanımıyorum. Evet. Artıları fazla olan taraf biziz. E, şuradan taktiklerden kanat bek oynayan takımlara karşı pas odamızı her zaman her iki kanat olarak yapıyoruz. Çünkü kanatları biraz daha boş oluyor. Her iki kanat olarak değiştirdik. Dizilişe geldik. Emin Bayram düzeldi mi? Yani biraz daha kondisyon eksikliği var. Alsak mı? Alalım abi. Öz kaçarlı iyi ikili onlar. Kızılkaya'yı tekrardan yedeye alalım. Berke Önde'yi çıkartalım. Oyun şeklimiz kontrol. Evet. Devam. Evet bu videodaki son maçımıza çıkıyoruz. Verder Bremen ile deplasmanda oynayacağız. iki maçtır e, kaybediyoruz. E, bakalım videoyu nasıl kapatacağız. İnşallah galibiyetle kapatmak nasip olur. Orada etkili noktadan serbest vuruş kullandılar. Savunmamıza çarptı. Cornel kullanacaklar. İçeri doğru orta savunmamızı uzaklaştırabilecek mi? Uzaklaştırdı. Evet ilk atakları yapan taraf ev sahibi taraf. Hala atakları devam ediyor. Gedikli kaptı orada topu. asan Gedikli Akgün. Gümüşkaya'ya doğru orada pas geçseydi çok güzel olacaktı. Atan devamı gelmedi. Evet. ilk yarının sonuna 2 dakika uzatma verdi hakem. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Abi bu Emrah'ınla Yunus Akgün'e ne oldu? Nazar mı dedi ya? Adamlar oynayamıyor ya. 2-3 maçtır valla. Son 2 maçtır hiç yoklar. Kökçü Bazen böyle deyince hani ters tepki yapıyor. Hani adamlar duyuyor sanki gol atıyor. Gümüşkaya'ya bunu çok söylüyordum. Gümüşkaya yok sahada falan filan diyordum. Adam tak 5 dakika sonra gol atıyordu. Bunlarda o da yok. Bunları söylüyorsun söylüyorsun laftan anlamıyorlar. Ama haklarını da yemeyelim yani. Buralara gelmemizde büyük rol oynayan iki isim Yunus Akgün ile Emran ama Bundesliga'ya çıkmak yetmiyor yani. Bundesliga'da kalmak da gerekiyor. Abi etkili nokta. Yunus Akgün topun başında. Abi Köktü niye kullanmadı? İçeri doğru orta. Dinkçi kalemize doğru bir şut çekti ama avuta gitti. Hatta Cornell'e gitmiş. Cornell kullandılar şimdi de. 4 dakika uzatma. Abi bitme doğru bir gol atsak orada top kapsak ya derken Radon işli adamlar buldu golü. Uzatmalarda gol atmaya hedeflerken uzatmalarda golü yenen taraf biz olduk. Abi 3 maçtır yeniliyoruz. Evet. Videoyu galibiyetle kapatmak istedik ama maalesef ki mağlubiyetle kapattık. Ee, bu videoda 4 maç oynadık. Yani şaka gibi yani. Bakayım ba Sara bak lan. Evet, Rens'ten Rense kime transfer olmuştu bu oyuncuya? Şuradan bir bakacağım. Evet, Rens'ten Watford'a transfer olmuştu. Eee Watford'a transfer olmuştu. Ardından da Borussia Dortmund'a transfer olmuş. İbrahim Sar Haftanın oyuncusu seçilmiş. Yani bu videoda 5 maç oynadık. Aslında bu videoya güzel başladık. Yani lideri yendik. Leipzig'i yendik 2-1. Ondan sonra Schalke ile oynadık. 0-0 berabere kaldık. Ardından 1-0 Bülfilt'e, 1-0 Darmstadt'a, 1-0 Werner'e yenildik. Yani sıradaki maçımız Jena ile olacak. Jena kaçıncı lig ekibi abi? Bu Nesliga'da mı yoksa Alt Lig'de mi? Bu Nesliga 2'de mi? 3'teymiş. Bundesliga 3'teymiş kanka. İyi. Ee, onu bir dahaki videoda video onu bir dahaki videoda oynayacağız. Ee, umarım videoyu beğenmişsiniz. Kariyerin devamında tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.